Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar, bugün Şevval ayının 29. günü. İnşallah bu gece 30. gecesi. Bu videomuzda size çok güzel bir konudan bahsedeceğim. O kadar çok önemli ki. Yapmanız gereken 9 adet şey var. Ve bunlar sizi bu hayatta mutlu, huzurlu etmek için yeterli olacaktır. Bunları yapmanız çok önemli arkadaşlar. Bizi bu hayatta mutlu eden bu 9 şey bakalım nelerdir? Birincisi, mutluluk istiyorsak eğer arkadaşlar, namazı vaktinde kıl. Bakın, 5 vakit namaz kıl demiyor. Namazı vaktinde kılın. Yani namazı son ana bırakmayın. Ezan okunduğu zaman müsaitseniz hemen namaza durun ve namazınızı kılın. Namazı bu şekilde vaktinde kılın. Sizi daima mutlu edecek bir ibadettir bu. İkincisi, yüzünüzde nur olsun istiyorsanız eğer, yani birçok arkadaşımız hatta bana Instagram'dan da soruyorlar. Hocam, yüz güzelliği için ne yapmamız lazım şeklinde soranlar oluyor. Bunun için en önemli şey arkadaşlar, teheccüde kalkmak, teheccüd namazı. Yüz güzelliği için teheccüd namazını kılabilirsiniz. Tabi sadece yüz güzelliği için kılınmaz bu teheccüd namazı. Yani Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için, Allah-u Teala'ya yakınlaşmak için kılınır. Gecenin belli bir vaktinde uyuyup, belli bir vaktinden sonra uyanıp namaz kılmak. Bu 2 rekat olarak da kılınır, 8 rekat olarak da kılınır. Yani ikişer olarak 8 rekat kılarsanız daha iyi olur arkadaşlar teheccüd namazı. Üçüncüsü, huzur bulmak istiyorsak eğer, mesela içimizde bir sıkıntı var, huzurumuz kaçtı, huzurumuz gitti. Eğer huzur istiyorsak o an Kur'an-ı Kerim okuyun, çok yavaş olarak okuyun, tane tane ağır bir şekilde okuyun. Bu da huzurunuzu arttıran en önemli şeydir arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'i ağır ağır okumak. Dördüncüsü, daima sıhhatli olmak istiyorsan, sağlıklı olmak istiyorsan, yani hastalanmamak istiyorsan, bu konuda da buna en büyük şifa oruç tutmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz oruç tut, sıhhat bul şeklinde hadis-i şerifler beyan etmişlerdir. Bundan dolayı 11 ayda bir tutmuş olduğumuz oruç, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif bizler için çok büyük bir mucizedir arkadaşlar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bütün bünyemizdeki bütün virüsleri temizleyen bir ibadettir. 30 gün boyunca tuttuğunuzda vücudunuzda olağanüstü haller ortaya çıkar. Bu yüzden bu da sizi 11 ay götürecek bir eylemdir. Yani 11 ayda bir vücudun buna ihtiyacı vardır. Allah-u Teala bizim için vücudumuza zarar olan hiçbir şeyi emretmez arkadaşlar. 12 ayın bir ayını oruç tutarak hem bedenimizin sağlığını korumalıyız hem de Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş olmalıyız inşallah. Bu yüzden sıhhat istiyorsanız oruç tutun. Beşincisi, mutluluk istiyorsanız, sürekli mutlu olmak istiyorsanız, yani üzgün olmamak, moralinizin bozuk olmamasını istiyorsunuz daima, istiğfara devam ediyorsunuz. Yani estağfirullah, 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 estağfirullah. Estağfirullah günahları silen bir zikirdir. İnsanda günahlar döküldükçe insan rahatlar, üzerinden yük kalkar. Bundan dolayı insan üzerinden yük kalktığı için kendini mutlu hissetmeye başlar. Bu yüzden daima mutlu olmak istiyorsak eğer, istiğfara devam edelim arkadaşlar. Altıncısı, hiçbir zaman üzüntü duymak istemiyorsak eğer, yani üzüntüsüz bir hayatımız olsun diyorsak, bunu da en önemli dua ile çözebiliriz. Her gün günlük dualar edelim. Allah-u Teala'dan afiyet isteyelim, huzur isteyelim, üzüntü istemeyelim. Allah-u Teala'nın bizi üzüntüden uzak tutmasını isteyelim arkadaşlar. Yedincisi, şiddetin yok olmasını istiyorsanız, buna çözüm olarak da yine çok güçlü bir silah var. Nedir bu? La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de diyebilirsiniz. La havle ve la kuvvete illa billah de diyebilirsiniz. Bu, şiddetin yok olmasını sağlayan en önemli silahtır, manevi silahtır. Bu zikre devam edelim arkadaşlar. Çok büyük faydaları vardır. Her gün 100 adet okumakta büyük faydalar vardır. Sekizincisi, bereket istiyorsak eğer ne yapmamız lazım bereket için? Peygamber Efendimiz'e bolca salatü selam okumamız lazım. Ve onun temiz, pak ehline de salavat getirmek lazım. Yani salavat-ı şerifi şöyle getirmek lazım. Allahümme salli ala seyyidina
ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya da Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sellim de diyebiliriz. Bu salavat-ı şerif evinize bereket getirir. Evinizin bereketi artınca da evinizdeki huzur mükemmel olur. İnşallah Peygamber Efendimiz'e salavat getirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Dokuzuncusu da her ne durumda olursanız olun daima elhamdülillah kelimesini hiçbir zaman ağzınızdan düşürmeyin, bırakmayın. Çünkü Allah-u Teala'ya hamd ederseniz Allah-u Teala sizde olanı daha fazla arttırır. Yani şükrünüzü ifa edersiniz, yerine getirmiş olursunuz. Bu yüzden her durumda elhamdülillah deyin. Yani olumsuz bir şey yaşasanız da buna elhamdülillah deyin arkadaşlar. Olumlu bir şey yaşadığınızda, sevindiğinizde, çok mutlu olduğunuzda yine elhamdülillah deyin. Hatta iki rekat şükür namazı kılarsanız daha iyi olur. Çok güzel bir olay yaşadınız. Sevinçlisiniz, mutlusunuz, yerinizde duramıyorsunuz. Sevinmek tabii ki günah bir şey değil. Sevinmek caizdir, sıkıntı yok. Ve iki rekat şükür namazı ile sevincinizi süsleyebilirseniz eğer, bu sizin için çok daha kıymetli olur ve Allah-u Teala onu artırır, daha fazlasıyla size geri dönüş sağlar inşallah. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Evet, hayatımızda daima mutlu olmak istiyorsak, huzurlu olmak istiyorsak, bereket olmasını istiyorsak bu 9 şeye dikkat edelim arkadaşlar. Evet, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Özkaya. Instagram'a olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Thank you.